Fikret Adıyaman, Yahyalar Mahalle Muhtarı. 2019 seçimlerinde aday oldum. İlk muhtarlığım 2019 seçimleri. Bu 2024 seçimlerinde de tekrardan mahalle halkı bizi uygun gördü. Devam etmemizi söyledi. Proje bazında yani bizim mahallemiz Adapazarı'nın en eski mahallelerinden merkezdeki yerleşim olduğu için çok böyle kurumlardan ne bileyim belediyelerden bir şey talep etme şansımız yok. Niye? Yani kamuya ait bir metrekare bile yerimiz yok yani. O açıdan aslında yapılması gereken şeyler var tabii ki. Yani diğer mahallelerde olduğu gibi ne bileyim bir sağlık ocağı, ne bileyim halk eğitimle ilgili yapılabilecek bir şeyler var. Yani spor salonları olsun. Belki talep edebilsek yerimiz olsa büyüklerin bunlara hayır diyeceğini zannetmiyorum ama dediğim gibi yani merkez bir mahalle olduğu için yer de olmadığı için zaten yerleşim yeri dört cadde üzerinde daha çok iş yerlerinde olduğu bir yer. İç kısımlarda da yer olmadığı için çok fazla bir projemiz yok. Mahallemizin en büyük sorunu başından beri yıllardır depremden beri altyapımızla ilgili sıkıntılarımız var. Altyapı derken tabii ki su, kanalizasyon ve zeminimizin kötü olması. Parke, kilitli parke olduğu için 25 yıl oldu deprem olalı. 25 yıldır artık parkeler de ömrünü tamamladı tabii. Yani belli bir şey var bunun, süresi var. Sürekli işte tadilatlardan dolayı, şeylerden dolayı parkelerde bir aşırma deforme olma var. 3-4 sene önce bir 7-8 sokağımız mahallemi güzelleştiriyorum projesiyle Adapazarı Belediyesi Mutlu Işık Su Beyefendi Başkanımızın projesi başlattığı Adapazarı genelinde başlattığı projede bizim de bir 7 sokağımız 7-8 sokağımız bu muhtarlık çevresinin olduğu Eski Yenilik Caddesi'nin olduğu yerler asfaltlandı. Güzel oldu. Geçen yıl bir 10 sokağımıza daha girildi. Oralarda oldu. Ama 45-48 tane yakın sokağımız var. Yani eksiğimiz çok. Bir 25-30'a yakın hala sokaklarımız parke, kilitli parke ve yağmur suyu kanallarımız yok. Dolayısıyla o sokaklarımızda yağmur suyu kanalizasyona verildiği için eski de mahalle olduğu için bazen taşmalar yaşanıyor. Yağmurda özellikle taşmalar yaşanıyor. Adapazarı Belediyesi yavaş yavaş tabii bütün mahalleye, her mahalleye azar azar girdikleri için çünkü bir mahalleye girse, bir mahalleyi yapsa onlar da haklılar. Öbür mahalleler bu sefer şey yapacak. İşte başkanımızın dediği gibi 10 sokak bu mahalleden, 15 sokak öbür mahalleden. Mahallenin büyüklüğüne göre çalışmalar devam ediyor. Kalan sokaklarımızı da inşallah bir iki yıl içinde gene asfaltı yapılacak. Yağmur suyu kanalları döşenecek. Altyapısı düzenlenecek. Asfalt ve kaldırım şekilde yapılacağına inanıyorum. Ülke genelinde bir tasarruf tedbirleri uygulandığından belediyelere falan şimdi biraz tabii şeyleri kısılması, ödenek olarak biraz para sıkıntısı muhakkak ekonomik durumlardan dolayı şey olmuş olabilir belki biraz zorlamış olabilir ama bunların da aşılacağına inanıyorum. Ha, yatırımları durmadı, devam ediyor. Halihazırda da mahallelerde hala çalışmalar devam ediyor. Bizim mahallemizde yapıldı, bitti 10 sokağımız. Ama diğer mahallelerde devam ediyor. Sırasıyla bize de gelecek. Kalan 25-30 sokağımızdan belki yarısı bir iki sene içinde olur. Diğer yarısı iki sene ama bu 5 yıllık önümüzdeki dönemde Allah'ın izniyle ben tüm Yahyalar Mahallesi'nin sokaklarının kilitli parkeden kurtulup altyapısı yapılmış, yağmur suyu kanalları döşenmiş, merkez bir mahalle haline geleceğine inanıyorum. Vatandaşın talepleri tabii ki olacak. Yani insanlar Adapazarı'nın merkez bir mahallesinde yaşıyor. Her şeyin de en güzelini hak ediyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz ama belirttiğim gibi de çok böyle kamuya ait yerimiz olmadığı için çok fazla şeylere giremiyoruz. O tür şeylere, sportif faaliyetler olsun, kültürel faaliyetler olsun. Yalnız şimdi işte bu Karaosman İlkokulumuz, hemen arkamızda olan Karaosman İlkokulumuz bir inşaat çalışmamız vardı. Pandemiden önce yıkıldı, ihalesi yapıldı eski okulu. Pandemide başladı ama pandemide aşırı maliyetlerin yükselmesinden dolayı müteahhit firma ne kadar yapmak istese de yürütemedi. 2 yıllık süreçte bıraktılar. Sonradan tekrardan bir ihale aşaması oldu. Bürokratik işlemler falan. Alan müteahhit arkadaşımız çok şükür 7 ay gibi kısa bir sürede okulumuzu bitirdi. Şu an bitmiş vaziyette okulumuz. Nasip olursa da 9 Eylül Pazartesi günü çocuklarımıza tekrardan burada ders başı yaptıracağız. İşte burada okul yapılan okulumuzda kullanabileceğimiz. Orada da işte halk eğitimle ilgili biçki nakış kursları. Yani özellikle bayanlarımızın talep ettiği kurslarımızı
açmayı düşünüyoruz. Açacağız inşallah. En azından bilgi, beceri, ne bileyim el işi şeyinde bayanlara bir fırsat tanımış olacağız yani burada. Mahallemizde sorun olarak şimdi bu yaz döneminde biraz sıkıntı çekiyoruz. Onun da nedenini sorduğumuzda Adapazarı Belediyesi şeyden sıkıntılıyız biraz. 2 senedir mesela süpürge temizliği falan yapılıyordu. Ot biçme işleri yapılıyordu. Biraz bu sene 2 senedir onları yapamıyoruz. Artı yaz döneminde çöp olayımızda biraz toplama olayımızda aksamalar yaşanıyor. Ama onlar da önümüzdeki ay içerisinde yoluna gireceğini düşünüyorum. Çünkü izin döneminde bayağı bir personel izin, fındık olayı, fındık toplamaya falan gittiğinden belediye biraz o konuda şey, personel açısından zayıf olduğu için çöp toplamayı falan biraz şeye aldık. Ama mahalle sakinlerimiz de biraz daha dikkatli olurlarsa, özellikle ben buradan belirtmek istiyorum. Bu çöp olayında yani çöp kenarlarının daha temiz olması lazım, varillerinin. Özellikle çok eşya atıyorlar çöp varillerinin yanına. Kanepedir, koltuktur, yani kapıdır, ne var ne yok hepsini oraya atıp yani indihan ediyorlar ki bunu çöple birlikte alınsın bu. Ama alınmıyor. O çöple gitmez o yani. Ona ayrı bir işlem gerekiyor. Ayrı bir araç gelmesi gerekiyor. Yani ayrı bir şey olması gerekiyor. Çok şükür tabii talep ettiğimizde bunları aldırıyoruz ama görüntü olarak bayağı kirli. Bir de çöp varillerinin içinden çok dışına poşet atıyor insanlar. Attığı poşet yani sokak hayvanları beslensin diye düşünüyor belki ama yani o hayvanlar onu parçaladığı zaman bütün mahalleye pislik yayılıyor, koku yayılıyor. Biz Allah razı olsun yani ben sorun olduğunda kendilerine ulaştığımda sorun çözülüyor. Kentsel dönüşüm tabii ki çok önemli ve ben inanıyorum ki Adapazarı'na baktığınız zaman, Adapazarı genelinde konuştuğumuz zaman benim mahallem ilk kentsel dönüşüme girmesi gereken mahallelerden. Eski mahalle. Olan binalarımız, mevcut binalarımız zaten çok katlı binalar. Deprem öncesi ve 99 depremini görmüş binalar. Eski binalar da çok çok daha önce eski bina olduğu için bunların da kentsel dönüşüme girmesi gerektiğine inanıyorum ve halkı bu yönde tabii ki yani bilinçlendiriyoruz. Belediyelerimizin de çalışmaları var tabii ki yani kolaylık sağlama açısından. Mahalle olarak baktığınızda eski bir mahalle olduğu için konutlarımızda eski, mülteci konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hala da devam ediyoruz sıkıntı yaşamaya da. Yaklaşık bizim mahallemizde 100 hanenin üzerinde mültecimiz var. Bu da sonradan arttı biraz. Niye arttı? Bizim komşu mahallemiz Tığcılar Mahallesi biliyorsunuz mültecilerin yoğun olarak yaşadığı yer olduğu için orası mültecilerin ikametine kapatınca sınır mahalle olduğumuz için de şimdi mülteciler de daha çok böyle birlikte hareket etmek istiyorlar. Birbirlerine yakın olmak istiyorlar. O yüzden bizim mahallemize tabii çok sıçramalar oldu. Şimdi bizim burada mahallemizde mesela vatandaşın oturmayıp da çok eski dediği bina, hani yerli vatandaşlarımızın tutmadığı binalarda bunlar oturuyorlar. Yani oturmak istiyorlar. Ne oluyor? Bir binaya bu sefer 10 kişi 15 kişi kalabalık oturuyorlar. Onlar da çok zaten eşya mefrumu falan yok. Yani yerde bir şeyle. Yalnız benim dikkatimi çeken tabii ki bu 1,5-2 yıl öncesine kadar çok aşırı şey vardı. Böyle bir taşkınlık vardı. Yani bir uyum sorunu mu vardı? Ne vardı böyle? Yani çok kendilerini rahat hareket ediyorlardı. Çok rahat evlerinde istedikleri gibi böyle etrafı düşünmeden, komşularını düşünmeden hareket ediyorlar. Yalnız bir yıldır özellikle dikkat ediyorum. Bir sakinleşme var. Alıştılar mı? Ne oldularsa çok büyük sorunlar eskisi gibi yaşanmıyor.